Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar yine 10 tane altcoin'i şöyle bir inceleyeceğiz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kripto coin sitesinin hazırlamış olduğu bir haberdeyiz. Bir ape coin'i gösteriyor arkadaşlar. Bakın kesinlikle sadece aslında şunu söyleyeyim. Kanalda çok incelediğimiz bir coin. O yüzden öyle üzerinde uzun uzun durmayacağım ama net biçimde söylüyorum. Yeni çıkmış kripto piyasasının en iyi HODL uzun vade yatırım araçlarından bir tanesi Ape'tir diyorum. Ve böyle bir yorumla noktayı koyuyorum. Ethereum arkadaşlar. Şimdi Ethereum zaten biliyorsunuz baş altcoin. Yani piyasada durup durabilecek bir coin değil. Kaldı ki zaten Vitalik Buterin'in açıklaması üzerine ne dedi? Yalnızca %45'i tamamlandı dedi şu anda Ethereum'un. Uzun lafın kısası arkadaşlar, Ethereum dediğimiz proje hala örneğin Bitcoin tamamlandı neredeyse. Yani %80'inden fazlası tamamlanmış olmasına rağmen her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ethereum daha asıl büyük patlamalarını hala yapabilmiş bir coin değil arkadaşlar. O yüzden baş altcoin olmasının yanı sıra hala büyük yükseliş potansiyelleri var. Bir diğeri BNB. Zaten Binance'ın coin'i arzın yarısını yakma sözü verdi adamlar, değil mi? Bununla birlikte zaten başlı başına borsa coin'leri dediğimiz coin'ler zaten uzun vade güvenli liman yatırımları kategorisinin başında geliyorken bu kategorinin de resmen Bitcoin'i BNB arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel bir yatırım aracı. Solana, Ethereum Killer. Solana'nın da çok büyük bir yükseliş potansiyeli var. Zira Ethereum'u direkt olarak hedef almış. Kaldı ki gerçekten Ethereum'un alternatifi de Solana arkadaşlar. Tıpkı Ethereum Bitcoin'in alternatifi olduğu gibi Solana'nın gücü yani ağ gücü Ethereum kadar gelişmiş olmasa da gaz ücretleri o kadar düşük ki arkadaşlar çok fazla kurumsal işlem yapabilmek açısından Ethereum yerine artık Solana'yı tercih ediyor. Güvenliği de üst düzey yerlere çıkardığında Solana'nın yapabileceklerinin haddi hududu yok. Doge arkasında bir Elon Musk gerçeği ve her geçen gün daha bugün bir video attık. Her geçen gün hem teknik geçenlerde mesela TypeScript şeyi yaptılar, duyurusu yaptılar arkadaşlar Doge'u geliştirmek için. Her geçen gün hem teknik hem reklam bakımından kendisini geliştirmeye uğraşan ve geliştiren bir projedir Dogecoin. Kimisi şaka coin'i deyip geçiyor ama asıl vizyonu internet ortamının tamamında ödeme yöntemi olarak kabul edilebilmekken her geçen günde birçok yerde ödeme yöntemi olarak listelenmesi ve kendini geliştirmeye oynaması aslında bizim için birçok şeyi gösterir. Abi USDT ne alaka gözünüzü seveyim ya. Şimdi ya USDT için şunu söylersiniz arkadaşlar. Tabii ki piyasanın en büyük stable coin'i de listede açıkçası benim gözümden kaçmış. Stable coin görmeyi ummuyordum yani. Şöyle söyleyeyim onda. USDT, USDC ve BUSD. Bu üçünden şaşmamak lazım bence stable coin'lerde arkadaşlar. XRP. XRP'nin yine bakın bugün bir video attık XRP ile alakalı arkadaşlar. Dava örneğin. Ya herkes şunu diyor. Dava kaybedilirse ne olacak? Ya bir şey olmayacak arkadaşlar dava kaybedilirse. Piyasa zaten davanın kaybına fiyatladı kendisini. O yüzden XRP coin bu saatten sonra artık dava kaybını olumsuz fiyatlayacak bir durumda değil. Kaldığı yerden yoluna tam gaz devam edecektir XRP coin. Shiba. Ya Shiba hakkında zaten ne denebilir ki? Shibarium var. Burn Portal var. Kart çıkartıyorlar. Yaptıkları her anlaşmada karşı tarafa arkadaşlar adamlar belli miktarda yakın yapın diye şart koşuyorlar. Yani Metaverse NFT evreninde var. Yani ne denilebilir Shiba'ya? Uzun vadede kesinlikle en beğendiğim coinlerden bir tanesi de SHIB'tir. ADA piyasadaki Cardano ekosistemi arkadaşlar piyasanın en büyük ekosistemidir. Yani en geniş, en gelişmiş, en güvenilir, en kullanışlı ekosistem Cardano'dur arkadaşlar. ADA coin de bunun yerel coin'i olarak çok büyük potansiyele sahip olduğunu kesin biçimde belirtebilirim. Sonuncusu AVAX. AVAX da benim piyasada en sevdiğim coin. Yani birinci sırada AVAX vardır.
Gerçekten seviyorum çünkü ileriye yönelik çok ciddi hareketler görüyorum. Avax da tıpkı Solana gibi bir Ethereum killer ve ben açıkçası ileride Avax'ın fiyatının hatta Solana'yı bile geçebileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.